Ünlü özelliği var, çok kısa konuşuyor. O da bizim için büyük avantaj olacak. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanım, Sayın Sivas'ta gelen Can Vakfı Başkanım. Derin, eşitlikçi, kucaklayıcı, sevgi ve barış dolu felsefesini yaşatmak ve de en önemlisi insandan yana olabilmektir bizim hedefimiz. İnsan odaklı, değer odaklı çalışan bir konfederasyonuz. Bugün de Karabel Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Remzi Çelik Beyefendi'ye ve yönetimine de tebrik ediyorum. Birliğinizin daim olmasını temenni ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, son konuşmamızı çağırmadan önce aramızda bulunan, bana intikal eden misafirlerimize anons etmek istiyorum. Bakırköy STK Platformu Onursal Başkanı Ülkü Buruk Hanımefendi aramızdaymış. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şükrü Genç Beyefendi aramızdaymış Sayın Belediye Başkanımıza. Teşekkür ediyorum. Gazi Celil Başkanı Makine Mühendisi Sayın Hıdır Karadaş Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldin diyorum. Yine Beyoğlu Belediye'mizin çok sevilen belediye meclisleri aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Daha sonra aramızdaki misafiri takdim etmeye devam edeceğim arı. Evet, son konuşmamızı çağırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra Sefer Tunç ve Divri Kültür Derneği'nin korosu, kadın korosu burada olur. Asalet boyda değil, soyda olmalı. İncelik belde değil, dilde olmalı. Güzellik yüzde değil, özde olmalı. İnsan güzel, nazik ve sevecen olmalı. İşi bu güzel sözüne uygun. İnsanın doğduğu, büyüdüğü yer kadar, doğduğu yerin önemini dikkate alarak, anasının, babasının, atasının doğduğu topraklara hizmet etmeyi kendisine görev saymış. Bizlerin kendisine inandığı kadar Beyoğlu halkının kendisine inancının ve inancının yüksek olduğu bir arkadaşımız Karabel'e görev yapmayı kendisine hizmet saymış. Bizlerin inandığı Karabel'i, Karaoğlan'ı Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İlhan Güney'i sizleri selamlamak üzere niye davet ediyorum. Evet, İlhan Başkan'ın alkışı biraz daha az oldu. Karabel'in buradan duyması gerekiyor. Kıymetli hemşehrilerim, Sivas Konfederasyonumuzun kıymetli başkanı, meclis üyesi arkadaşlarım, dernek başkanları, tabii burayı güzelleştiren kıymetli Sivaslı hemşehrilerim, sizlerle bir arada olmaktan, sizlerle Sivas'ın bu coşkusunu paylaşmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Tabii teşekkür edildi. Ben de burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, sadece Sivaslılara değil, bütün hemşeri buluşmalarına verdiği en üst düzey destekten dolayı, sahnesinden sanatçısına ve derneklere bir miktar bir yıl belki idare edecek bir maddi destek imkanı da sağlayan bu ortamı, derneklere hemşeri, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan tüm derneklere tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ben burada iki kimliğimle bulunuyorum. Birincisi Beyoğlu Belediye Başkanıyım. İkincisi Sivaslıyım. Atam dedem Sivaslıydı, annem Sivaslı, babam Sivaslı, ben de Sivaslıyım. Şimdi birinci kimliğim Beyoğlu Belediye Başkanlığı. Beyoğlu'nda yaşayan nüfusların en üstünde birincisi Giresun'da hemşehrilerim gelir. İkinci olarak da Sivas'ta hemşehrilerim vardır. Dolayısıyla burada belediye başkanı olarak da kendi seçmenlerimle, kendi komşularımla bir araya gelmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum.
Hemşeri buluşmaları çok kıymetli ve bu yıl sadece Yenikapı'da değil, Giresun'da hemşerilerimi kendi köyünde Alucra'da ziyaret ettim. Yine Antalya Aksekili Kasımpaşa'da yoğun yaşayan Aksekili hemşerilerimi Antalya Akseki'ye giderek ziyaret ettim. Yine Atadede toprağı Sivas'ın köylerini dolaştım. Dolayısıyla buralarda toplanmak kıymetli, ancak onların yaşadığı köylerde onlarla bir arada olmak da ayrı bir duygu, ayrı bir heyecan. O anlamda Beyoğlu Belediye Başkanı olarak tüm Sivaslı hemşerilerime seçim sürecinden bu yana sahiplendikleri için, en üst düzeyde sahiplendikleri için, dediğim gibi siyasi parti farkı gözetmeksizin mahallenin çocuğu, hemşerimiz diyerek sahiplendiği için Beyoğlu'ndaki tüm Sivas hemşerilerime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İkinci kimliğimiz, dediğim gibi babam Zaralı, annem Hafikli. Dolayısıyla atadan dededen Sivaslıyız ve gurur duyduğumuz bir kimliğimizdir Sivaslımız. Her yerde de göğsümüzü gererek söyleriz. Bu kültür buluşmalarının önemi, köye gidemeyen gençlerimiz var. Belki köyde yeri yurdu olmadığı için oradaki toprakları unutan gençlerimiz var. Ama bir de orada yaşayan bir Sivas kültürü var. Dolayısıyla o kültürü İstanbul'a getirmek, İstanbul'da Sivas'ın yemeğinden tutun komşuluğuna, arkadaşlığına, dostluğuna, sıcaklığına, yine Sivas'ın yöresel kıymetlerini buralarda gençlerle buluşturmak, Sivas'taki kültürü İstanbul'daki gençlere aşılamak gerçekten çok kıymetli. Bir yanda Sivas'ın döneri pişiyor, bir yanda Sivas'ın sazı çalınıyor, bir yanda Sivaslı hemşerilerimiz bir araya gelip sohbet ediyor, bir yanda halaylar çekiliyor. Dolayısıyla dolu dolu Sivas günleri yaşanıyor ve bu kültürü çocuklarımız, gençlerimiz burada yaşıyor. Bu günlere emek veren, bu 4 günlük bir emek değil, öncesini de biliyoruz. Belki 2-3 aylık bir emek, başta Metin Yarın Konfederasyon Başkanı ve Federasyon Başkanlarımız, Dernek Başkanlarımız olmak üzere bugün bu noktaya gelene kadar aylardır emek veren tüm Sivas hemşerilerimi huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Sivas günlerinin birliğimize, beraberliğimize katkı sunacağına olan inancımla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Sevgili başkanıma çok teşekkür ediyorum bu güzel anlamlı konuşması için. Başkanımızı yollamıyoruz. Karadeniz coğrafyasının kendisine bir plaket takdim edecek. Evet, sanatçımız da Karadeniz yöresinden sevgili Sefer Tunç. Evet, Sayın Belediye Başkanım, Karabeller adına sizlere bu nazik...